AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve beraberinde Ağrı Patnos'tan gelen 70 muhtar Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna'yı ziyaret etti. Muhtarların sayısı çok olunca Vali Tuna konuklarını valilik binası önünde karşılamak zorunda kaldı. Muhtarlarla tek tek tokalaşan Vali Tuna ardından da kendilerine hitaben bir konuşma yaptı. Ülke insanının gönlünde çok özel bir yeri olan Şehitler Diyarı Çanakkale'ye hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Vali Tuna, Türkiye'de yaşayan milyonların hepsinin birer parçasının Çanakkale'de olduğunu hatırlattı. Çanakkale'de Türkiye'nin her köşesinden gelmiş, hatta sınırların ötesinden, Yemen'den, Kosova'dan, Kırım'dan gelerek birlikte savaşan ve şu anda yan yana yatan şehitler olduğunu belirten Vali Tuna, Çanakkale etnik kökenine, diline bakmadan insanların bir araya geldiği ve aynı hedef doğrultusunda birlikte omuz omuza mücadele ettiği bir yer. Bu insanların etnik kökeni, dilleri farklı olabilir ama inancı birdi, kıblesi birdi, devleti birdi, vatanı ve bayrağı birdi. Bugün de aynı şey geçerlidir. Bugün de aslında bizim insanımız aslında her ne kadar nifak tohumları oluşturulmaya çalışılsa da bunların başarılı olması mümkün değil. Çanakkale bunun en güzel örneği. Dedeleriniz burada birlikte yatıyor, siz de bu coğrafyanın bir parçasısınız. Biz hepimiz kardeşiz. Bu kardeşliğimizin bozulmasına fırsat vermemeliyiz. Bunu o dönemde dedelerimiz burada birlikte şehit düşerek imkansız hale getirmişler. Bize düşen onların kemiklerine sızlatmamak, onlara layık olmak dedi. Vali Güngör Azim Tuna tüm illerde de bir çağrıda bulunarak Çanakkale olarak kendilerini ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Vali Tuna gelip Çanakkale'yi görsünler, şehitlikleri ziyaret etsinler. Çünkü Çanakkale bu milletin birlik beraberliğinin, kardeşliğinin devam etmesinde, pekiştirilmesinde çok önemli bir anahtardır, temeldir. Her yıl yapılan törenlerde verilen barış ve dostluk mesajları bütün dünyaya ışık tutacak bir fenerdir. Çanakkale ruhu bu yüzden önemli. Bunu kazandırmak için herkesin Çanakkale'yi gelip görmesi lazım diye konuştu. Burada en fazla burada var. Buranın önemi de biliyorsunuz o zaman etnik kökenine, diline bakmadan insanların bir araya geldiği ve aynı hedef doğrultusunda birlikte omuz omuza mücadele ettiği bir yer olması. Ama bu insanların etnik kökeni, dilleri farklı olabilir. Ama inancı birdi, kıblesi birdi, devleti birdi, vatanı bayrağı birdi. Bugün de aynı şey geçerlidir. Bugün de aslında bizim insanımız arasında her ne kadar nifak tohumları oluşturulmaya çalışılsa da biliyorsunuz bunlar başarılı olması mümkün değil. Çünkü bunun en güzel örneği aslında Çanakkale'de şu anda sizler de göreceksiniz. Gözümüzün önünde. Çünkü dedelerimiz burada birlikte. Yani siz buraya geldiniz, burayı çok beğendiğinizi bana ifade ediyorsunuz. Çanakkale'yi çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Burası farklı bir coğrafya değil. Burası da bu vatanın parçası, sizin vatanınız. Yani şimdi orada yatan şehitlerimizi de göreceksiniz. Zaten diyeceksiniz ki ya burası da benim. Biz de buranın bir parçasıyız. Hepimiz değişik yerlerden gelmişiz. Buralarda beraber oluyoruz. Çanakkale'de yaşayan bir sürü insan var. Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelmiş. Kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından. Aynı şekilde buradaki insanlar da Türkiye'nin her yerine çok rahat gidip yerleşme, hayatını sürdürme imkanı var. Herkes birbiri akraba olmuş, et tırnak olmuş, kardeş olmuş. Yani şunu demek istiyorum. Netice olarak biz hepimiz kardeşiz. Bu kardeşliğimizi de tabii ki bozulmasına fırsat vermemeliyiz. Bunu zaten dedelerimiz aslında o zaman birlikte şehit düşerek burada imkansız hale getirmişler. Ben tekrar bu vesileyle onların hayırla yad ediyorum, ruhları şad olsun diyorum. Bize düşen onların kemiklerini sızlatmamak, onlara layık olmak, hep birlikte ülkemizi dünyanın en ileri, en güçlü ülkeleri arasında yer alması için birlikte çalışmak. Eğitimde, bilimde, teknolojide, sanayide, tüm alanlarda ileri noktaya getirmek için var gücümüzle çalışmak, çocuklarımıza bu şuuru vermek, bunun için gereken neyse yapmak. Bize düşen bu değerli misafirler. Tekrar bu vesileyle sizleri Çanakkale'de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Çanakkale Valisi olarak
Biz size ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise sözlerine Dağlıca da şehit düşen 8 askere Allah'tan rahmet ve ailelerine de başsağlığı dileyerek başladı. Ağrı ve Çanakkale'nin özelliklerini anlatan Çelebi, Ağrı'nın özelliği Selçukların Anadolu'ya girişinin Patnos üzerinden olmasıdır. Çanakkale'nin özelliği ise Çanakkale geçilmez olmasıdır. Selçuklu ve Osmanlı oradan girmiştir, bu Anadolu coğrafyasına mühürü basmıştır. Çanakkale ise düşmanı boğazdan içeri almamıştır, eğer alsaydı Anadolu bugün olmazdı. Özellikle Anadolu'nun mozaiğinde şu vardır. Anadolu'da Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Azeri'si hepsi kardeştir. Bizim zaten tek unsurumuz Osmanlı'nın da getirmiş olduğu medeniyet, İslamiyet üzerine yükselmiştir. Patnos ilçesindeki muhtarlarımızın Çanakkale'ye geliş nedeni şudur. Bizim muhtarlarımız toplumun dinamosudur. Muhtarlarımızı biz çok önemsiyoruz çünkü muhtarlar kendi bölgelerinde birer liderdir. Ama Çanakkale'nin geçilmez olduğunu burada kendi gözleriyle gördükten sonra kendi bölgesindeki insanlara burayı daha iyi anlatırlar. Anadolu'dan Çanakkale'ye Ağrıların bakışı çok farklıdır. Burası bizim Anadolu'nun kurtuluşudur. O anlamda Çanakkale'ye çok büyük önem veriyoruz dedi. Vali Güngör Özümtuna, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve muhtarlara 1915 Çanakkale Mecmuası kitabını hediye etti. Osmanlı'nın da getirmiş olduğu medeniyet, İslamiyet üzerine, İslami bir mihval üzerine yükselmiştir. Bizim özellikle Ağrı'nın Patnos ilçesindeki ve kısmi olarak Tutak'taki muhtarlarımızın da buraya geliş nedeni şudur. Şimdiye kadar birçok öğrenci, birçok öğretmen veya birçok kamu sektöründeki insanlar gelmiştir. Ama biz bunu hep şöyle dillendiririz. Bizim muhtarlarımız toplumun dinamosudur. Muhtarlarımızı biz çok önemsiyoruz ve çok önem veriyoruz. Neden dolayı? Çünkü muhtarlar kendi bölgelerinde birer tane liderdir. Ama Çanakkale'nin geçilmez olduğunu burada kendi gözleriyle gördükten sonra kendi ebeveynlerine, kendi seçmenlerine, kendi illerine, kendi ilçelerine çok daha iyi anlatabilirler diye. Biz tabii ilk kez olarak kendi bölgemizde bu kadar muhtarı getirdik. Aslında daha fazla getirecektik. Ama özellikle Türk Hava Yolları'ndaki olumsuz yani yer olamaması ve buradaki konaklama sorunlarımızdan dolayı şey yapamadık. Ama şudur, ben özellikle Sayın Valime tekrar teşekkür ediyorum. Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin, dilinin, bayrağının, ezanının, milletinin bir olduğunu, dolayısıyla binlerce birler olduğunu, bu anlamda biz Çanakkale'de olmaktan çok büyük gururluyuz, mutluyuz. Ben bu vesileyle tekrar hepinize buraya da hoş geldiniz diyorum. Sayın Valime de teşekkür ediyorum. İki günlük Çanakkale ziyareti kapsamında Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezecek olan Ağrılı muhtarlar ardından da şehitlikleri ziyaret edecek ve savaş alanlarını gezecek.